Cahilce be kanalına hoş geldiniz. 3 tane kurt köpeklere saldırıyor. Köpeklerin sayısı da 3. Ancak köpeklerin ikisi kaçtı. İkincisi tekrar desteğe geldi fakat üçüncüsü gittiği için bu şekilde köpekler arasında kopukluk olduğu zaman kurtlara da gün doğuyor. Yine kalabalık bir kurt sürüsü keşif için bir köye yaklaşıyor. Muhtemelen yine hedeflerinde köpekler var. Burada da cüsse olarak köpekten çok daha iri bir kurt. Köpek burada bağlı mı yoksa cesaretinden dolayı mı kurda yaklaşamıyor gerçekten tam olarak belli değil, ancak kuyruğunu sağa sola sallaması ve zincir olsa bile zincire vurmaması köpeğin korkak olduğunu gösteriyor. Yine 3 tane devasa köpek. Bakın 4 tane kurda karşı geri vites yapıyorlar. Aslında kaçmamalar lazım çünkü gerçekten üçü de ciddi derecede iri. Kaçmasalar kurtlar onlara saldıramaz. Yine çok cesur bir köpek. Bakın kalabalık bir kurt sürüsüne karşı direnmeye çalışıyor. Ancak elinden hiçbir şey gelmediği için kaçıyor. Fakat karşıda bir tane daha köpek var. Bağlı. Evet. İşaretlediğimiz yerde. Olayı seyretmekle yetiniyor şu anda. Ancak kurtlar hemen onu fark etti ve evet saldırıya geçtiler. Birazdan fener ışıklarını göreceksiniz. Evet, fener ışıkları belirdi ancak kurtlar köpeği bırakmadı herhalde. Yine burada çok iri kurtlar. Gerçekten ilk kafasını çıkaran kurdu ben gördüğüm zaman öyle bir kurt olamaz diye düşündüm. Köpek bağla kaçamıyor. Yine burada inanılmaz bir kurt sürüsü ve köpek sürüsü karşı karşıya gelmiş. Üstelik köyün dibinde ve gündüz vakti. İlk bakışta iki köpek sürüsü gibi görünüyor. Ancak öyle bir şey değil. Gerçekten kalabalık bir kurt sürüsü olduğunu birazdan net olarak fark edeceksiniz. Zaten arkada dağılan tek tük kurtlardan kurt sürüsü olduğu belli oluyor. Tam da şurada kaçan kurtlara bakarsanız birazcık daha böyle kuyumsu renkleri var. Ve kuyruklarını dikmedikleri için yürüyüş diktik hareketlerinden böyle tedirgin davranışlarından uzaktan bile kurt oldukları her hallerinden belli ve çok kalabalık bir sürü gerçekten. Aslında gündüz olduğu için köpeklere bir zarar vermediler. Bakın aynı videonun devamı. Kurtlar köyden uzaklaşıyor şu anda ve sakin bir şekilde gidiyorlar. Hiç korkmamışlar. Yine burada demin söylemiştik ya bağlık mı açık mı diye kurt koyunu yerken. Bakın cesur köpek böyle olur. Kafasını indirerek zincire vurarak, yani köpekler bağlı olsa bile bu şekilde zinciri koparcasına hışımla saldırıyor. Kurtlar çok iri gözükmüyor. Muhtemelen 1-2 yaşlarındaki çiftler. Yani çok deneyimli gözükmüyorlar ancak çok acıkmış olmalılar ki o şekilde saldırgan bir köpeğe bile saldırmaktan çekinmiyorlar. Yine kurtlar bölgeye inmiş. Ancak 2 tane kurt var. Köpek sayısı da 2. Bakın bir tanesi gerçekten çok iri. Ön planda duruyor sürekli olarak. Kurtların içerisinde her zaman böyle iri bir kurt olur. Yani yavruların anne veya babası olur. Ya da yaş olarak eşine göre daha olgun olduğu için birazcık daha iri bir cüsseye sahip oluyor. Yine burada ilginç bir görüntü bakın. Yine bir tane köpeği yakalayan kurt sürüsü. Şu anda devreye bir tane köpek tek girmiş. Ancak arkadaşını kurtarmayı başaramamış. Burada önde kaçan ikisi kurt mu köpek mi gerçekten defalarca izlememe rağmen tam olarak anlaşılır. Bir gözle baktım ama yine anlayamadım. Burada kaçan ikisi kurt mu köpek mi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ben gerçekten anlayamadım. Ancak gerideki 4 tanesinin kurt olduğu kesin gözüyle bakıyorum ben. Tekrar bakarsak yani kaçış pozisyonlarına bakarsak onlar da kurtlara benziyor. Fakat burada eve sığınmaları bir nebze de olsa köpek olduklarını gösteren bir işaretti.
Yine kalabalık bir kurt sürüsü domuza saldırıyor ve tesadüfen fotokapağının önüne denk geliyor bu çatışma. Evet, çok ilginç bir görüntü daha. Kurtlar köpeklerden çok farklı davranışlara sahipler. Bakın, tel arasında bile yani çiplerin arkasında bile birbirleriyle çatışmaya giren iki kurt sürüsü neredeyse tele parçalayacaklar. Yani köpekler bu şekilde saldırmıyor. Ağızlarını tele yaklaşarak havlıyorlar. Ancak kurtlar tele parçalıyor. Yine burada bakın iki tane kurt. Biri önde, diğeri tam olarak sivri burunda duruyor. Dağ keçisinin tekelerine sıkıştırmışlar. Ancak kar derin olduğu için kurtlar rahat yaklaşamıyor. Boynuz darbeleriyle yara almaktan çekindikleri için. Aşağıda duran kurt keçilerin kayaya sığınmasını engelliyor. Diğer kurt da zayıf noktasını bulup saldırmaya çalışıyor. Bakın, teke orada kurdun önünü kestiği için kurt da bir şey yapamıyor. Yine burada işler acısı bir görüntü. Bir grup fino köpek ya da yavru köpek diyelim. Çitlerin arkasında ancak bir tanesi çitlerin arasından fark etmeden karşıya geçiyor ve bu tarafa geçme fırsatı bulmadan devasa bir kurt tarafından avlandı. Evet, kurt onu götürdü. Diğer arkadaşları korkulu gözlerle izleyip uzaklaşmak istiyorlar. Burada da gündem olan bir görüntü benim çok dikkatimi çekti. Bakın, o kadar ete doymuş ki kurt, yani karın şişliği buradan bile belli oluyor bu kadar uzaklıktan. Koyunların peşinden neredeyse koşamayacak kadar et yemiş. Muhtemelen görüntü çekilmeden önce bir tane koyunu yakalayıp yemiş ve karnını iyice doyurmuş. Kurtlar da çok aç olmadıkları zaman böyle gergin zamanlarda çoğunlukla kuzulara saldırıyor. Çünkü kuzuların eti çok daha lezzetli oluyor onlar için. Çok daha yumuşak ve avlarken de aynı anda pratik oluyor. Alıp hemen götürebiliyorlar. Yine burada kalabalık bir kurt sürüsü görüntü Türkiye'den. Bakın, aç gözlerle operatörü izliyorlar. Buradaki kurt sürüsü de domuzu kovalarken bir araç tarafından fark ediliyor ve araç tam ortada durduğu için kurtlar daha fazla domuzların izini takip ettirmiyor. Üstelik görüntü gündüz gözüyle çekilmiş ve bir yerleşim yerine yaklaşmışlar. Kurtların lideri önden gidiyordu. Muhtemelen izi devam ettireceklerdir. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlardan ricam, videolarımızı beğenmişseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi seyirler.